Bilmem lan. Bak oğlum bak. Gerçeksin. Bu amcanın bakıyorum, amcanın yüzüne bak. Ha? Sakın sıçrayma lan. Hem bu işin alışverişini yapıyoruz, hem üretiyoruz şeftali, meyvenin her çeşidini. Bu yıl şeftali ürünleri çok fiyatları yerinde gidiyor. İhracata veriyoruz, iç piyasaya veriyoruz. İhracat derken nereye veriyorsunuz mesela? Rusya'ya gidiyor, Romanya'ya gidiyor, Avrupa ülkelerine gidiyor. Bu yıl İspanya'da biraz şeftalinin az olduğunu söylüyorlar. O yüzden talep çok fazla bu sene şeftalide. Tonajımız da bu sene biraz az yani gözüküyor ama yine bizim köyümüzde iyi, tolu yok, bir şey yok, temiz mallarımız. Bu şekilde devam ediyoruz. Şu anda fiyatlarımız çok güzel. Ne cins şeftali var şu anda? Şu anda gülaven var abicim. Kristaven, tüysüz çeşitleri var. İspanyol çeşitleri var. Venüs var. Evet. Nektarin mi diyorlar? Nektarin var. Armut çeşidimiz var. Ondan sonra başka? Armut var, elma var, erik var. Hepsi var şu anda mevzu. 3,5'la 4,5 arası şu anda şeftalinin fiyatları. Yani üretici şimdi tonaj yapanlar çok güzel para kazanıyor bu sene ama tonajı az olan tabii para kazanamaz fazla ama üretimi fazla olan kişiler tabii 150, 200, 300 böyle para alan arkadaşlarımız var yani. Vallahi biz yıldan memnunuz üretici olarak. İnşallah böyle gitmesini daim ediyoruz yani inşallah böyle gider. Hani yağmurlar da yağmazsa tabii ki biraz tabii sıkıntı olabilir. Bir de şöyle bir durum var. Hani diğer yıllar çiftçi çok ezildi. Bu yıl umduğunu alıyor yani. Çok kişi meyve bahçelerini söktü. Biraz tonajlarda azalma var. Fiyatlar biraz ona da endeksi yani. Tabii. Pandemi döneminde ilk baştan başka bölgelerde bize zarar verdi. Sonradan işlerimiz çok hızlandı pandemi döneminde. Bu kısıtlamalar olunca insanlar böyle bir panik yaptı ama panik yapacak bir şey yok. Mal her yerde var. Yani şu anda oturdu yani piyasa. Hani normale döndü. Tabii dış ülkelerde de herhalde bu pandemiden dolayı istek bize karşı arttı. Talep fazla yani.